Ankara'nın başkenti oluşuyor. 13 Ekim. Mustafa Kemal Paşa Erzurum Sivas kongrelerinden sonra 27 Aralık 1919 günü Temsilciler Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'du. Osmanlı Mebusan Meclisi son kez 12 Ocak 1919'da İstanbul'da toplandı. 16 Mart 1919 günü İngilizler İstanbul'a girdi. Önce meclisi bastılar. Bu olay üzerine birçok milletvekili Anadolu'ya geçti. Yakalananlardan çoğu tutuklandı. Artık Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanma olasılığı kalmamıştı. Milletvekillerinin toplanacağı ve ülkenin yönetildiği bir başkent gerekiyordu. Ankara, Anadolu'nun ortasında savaş cephelerinin eşit uzaklıkta bir kentti. Savaşın yönetimi ve haberleşme Ankara'dan kolaylıkla yürütülürdü. Dağılan Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri ile Sivas ve Erzurum kongrelerinden seçilen temsilcilerin bir yerde toplanması gerekiyordu. Bu nedenle 19 Mart 1919 günü Mustafa Kemal Paşa kimi illere ve komutanlıklara bir genelge gönderdi. Bu genelgede özetle Osmanlı Devleti'nin yaşamı ve egemenliğini sona erdiği bildiriliyor. Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır deniliyordu. Bu genelgeden sonra temsilciler ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen üyeler Ankara'da toplanmaya başladılar. Ankaralılar onları coşkuyla karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü Ankara'da açıldı. Meclis ilk oturumunda Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa bundan sonra ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu'nun bu küçük kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın planları bu yoksul kentte hazırlandı. Savaşın başarıya ulaşması için düzenli ordular kuruldu. Bu ordular İnönü'nde, Sakarya'da, Dumlupınar'da düşmanı bozguna uğrattı. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşımız tamamlandı. Yurdumuzun düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve 4 arkadaşı Ankara'nın başkenti olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste onaylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti'nin başkenti oldu. Başkent Türkiye'nin yönetim merkezidir. Büyük Millet Meclisi, devlet başkanı, başbakanlık, bakanlıklar, yüksek yargı organları başkentte bulunur. Ankara başkent olduktan sonra gelişti. Modern yapılar, büyük apartmanlar yapıldı. Yüksek okullar, üniversiteler açıldı. Fabrikalar, yeni iş yerleri kuruldu. Kent kısa sürede büyüdü, genişledi. Ankara bugün nüfus yoğunluğu bakımından yurdumuzun ikinci büyük kentidir. Her yıl 13 Ekim günü Ankara'nın başkent oluşu düzenlenen büyük törenlerle kutlanır. Törende yapılan konuşmalarda Ankara'nın başkent oluşunun anlam ve önemi belirtilir. Atatürk'ten bize bir armağansın, sevgili başkentim, güzel Ankara'm. Ay yıldız burcunda hep dalgalansın, sevgili başkentim, güzel Ankara'm. Okulumuz 8. sınıf öğrencilerinden Duruşay gibi şiirini okumak üzere buraya davet ediyorum. Ey insan aşiyayla, ey bozkır, ey Ankara. Seslen bana, ben senden nasıl uzaklaşırım? Bahtım senin bağrından ayrıldığım Ankara. Ben sendeki gözlerden feyz alarak yaşarım. Halep oradaysa arşın burada dersen ne çıkar? Sen de al atım için meydanda cirit de var. Başka yerin sahrası kız almaya bile dar. Ben sende heyecanımı şahlanarak yaşarım. Koşarım bozkırlarda gem bilmeyen bu tayla. Hislerim sürü sürü benim bağrımda yayla. Ana gibi yar gibi kaynaştım Ankara'yla. Alnım gökten yukarı mermerden ak yaşarım. Fatih'in gemileri nasıl kaydı karada? Nasıl bir sızı vardır şerefli bir yarada? Ben böyle bir imkansızlık içinde Ankara'da hayatımı sürenim, hislerimi yaşarım. Gönlümü atsalar da dünyanın bir ucuna, düşer bir gülle gibi Ankara'nın burcuna. Bilmem Şahin sığar mı avuçların ucuna, Ankara'da ben böyle çırpınarak yaşarım. Thank you.
açmasın güller. Yiğidimden kara haber verdiler. Demirden düşeyim, taştan sevdiler. Yiğidim aslanım burada yatır. Demirden düşeyim, taştan sevdiler. Yiğidim aslanım burada yatır. Ne cana kıydı, ekmek kadar temiz, su gibi yaydı. Hiç kimse duymadan hükümler gidi. Yiğidim aslanım hiç kimse duymadan.